WhatsApp'tan bu konuda bir geri adım geldi. Peki uygulamada neler değişecek soracağız. Muhabir arkadaşımız Süleyman Yaşar, yanında bir de konuğu var. Sözü onlara bırakacağız. WhatsApp gizlilik ilkelerini değiştiren güncellemeyi zorunlu kılmıştı. Bunun üzerinde de tartışmaları beraberinde getirmişti. Bugün yeni bir dönem, zira 15 Mayıs'a ertelemişti güncellemeyi. Bugün artık WhatsApp kullanıcıları için, yani milyonlarca kullanıcı için yeni bir dönem başlıyor. Peki neler olacak? WhatsApp'tan hangi adımlar gelecek? Bu soruların cevabını uzman konuğumuz Göksel Uçdu'dan alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hemen şunu soralım. Aslında milyonlarca kullanıcı ilgilendiriyor ve tartışmalara neden olmuştu. Bu süreci nasıl özetlersiniz? 8 Şubat'ta ilan etmişlerdi. Sonra tarih 15 Mayıs'a alındı. Neler söylersiniz? Neler yaşanıyor bilişim dünyasında? Evet, teşekkür ederim. Aslında o günden bugüne gizlilik sözleşmesiyle ilgili çok fazla bir şey değişmedi. WhatsApp'ta zaten kendi açıklamasında bunu kullanıcılarına daha iyi anlatabilmek için süre istediğini söylemişti. Sözleşme aslında işletmelere yönelik olduğunu, bu değişiklik içeren maddelerin işletmelere yönelik olduğunu belirtti. Ancak bu tabii yine de kullanıcıların tepkisini durdurmaya yetmedi. O günden bugüne özellikle Avrupa'da çok büyük yankılar uyandırdı. GDPR kapsamında Avrupa'nın bu değişikliklerden etkilenmeyeceğine yönelik sonuçlar çıktı. Doğu tarafta da Hindistan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak yoğun bir şekilde WhatsApp kullanılması sebebiyle Hindistan çok büyük tepkiler gösterdi ve yerel mahkemeler kuruldu, konseyler kuruldu, bu değişikliklere itiraz edildi. Bugün itibariyle ancak sözleşmede büyük bir değişiklik yok. Efendim hemen şunu da soralım. Aslında en çok merak edilen ya da en çok endişe duyulan husus kişisel verilerle ilgili husustu. Yani kişisel verilerle ilgili endişeleri haklı kılan bir husus var mı bu güncellemede? Verilerin gizliliği kişinin kendisine bağlı aslında. Hangi verinin daha gizli olduğu kişiye bağlı. Ancak yani evde çalınacak bir şey yoksa bile kapıyı kapalı tutarız aslında. Bu yüzden şu an için çok somut bir şekilde bireysel olarak endişelenecek bir şey yok gibi görünse de toplumsal olarak bazı şeyleri etkileyebilir. 2018 yılında Cambridge Analytica ile yaptığı Facebook'un bir veri sızdırma ihlali vardı. Bu kapsamda aslında toplumsal olarak endişelenebiliriz. Şahsi olarak da uçtan uca şifreleme ile ilgili, yani karşılıklı mesajlaşmaların okunamayacağı hala devam ediyor. Ancak kişisel verilerimiz, telefon numarası, alışveriş ödemeleri gibi birçok kişisel veri de paylaşacak. Tabii ki bu da istenmeyen bir durum. Hemen şunu da soralım. Ben bir WhatsApp kullanıcısıyım. Bugünden sonra sözleşmeyi kabul etmezsem neler yaşayacağım? WhatsApp'tan hangi adımlar gelecek? Evet, yapılan açıklamalara göre ilk aşamada uygulama kısıtlanacak. Kısıtlanmadan kasıt şu: istediğiniz zaman istediğiniz kişiyi arama ya da mesaj atma gibi bir durumunuz olmayacak. Kişi listesine erişemeyeceksiniz. Gelen bildirimlere bildirim ekranından cevap verme işlemini ve gelen çağrıları cevaplayabileceksiniz. Bir sonraki aşamada da bunlar da tamamen kalkacak ve 120 gün süren bir inaktif durumdan sonra da hesabınız silinecek. Bu şekilde, yalnız takvimle ilgili de kesin bir açıklama yok. Şunu da sormakta yarar var aslında. Özellikle WhatsApp bu kararını ilan ettiği ilk günlerde dijital göç tabiri ortaya çıktı. Milyonlarca kullanıcı başka uygulamalara geçti. Bu süreçte de tarihin dolmasıyla birlikte yeni bir dijital göç bekleniyor mu, olur mu ve hangi uygulamalar daha sağlıklı? Evet. Bu göç ister istemez devam edecek. Çünkü birçok kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmeyecek, bir kısmı edecek. Ancak kesin bir uygulama adı söylemek yerine şunu yapmamız lazım diye düşünüyorum. Yerli uygulamalara yönelmek daha iyi olacak. Çünkü evet, bu uygulamaların hepsi veriyi kullanıyor, depoluyor, paylaşıyor ama yurt içinde kalmasıyla yurt dışına çıkması arasında büyük fark var gerçekten. O yüzden zaten birden fazla uygulamayı kullanmak ve yerli olanlara yönelmek daha uygun olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet, WhatsApp'ın kararı bugün itibariyle doldu. Yeni bir dönem başlıyor artık. Kullanıcılar bir tercih yapacaklar. Gizlilik sözleşmesiyle ilgili güncellemeyi kabul edecekler ya da etmeyecekler. Ve bunun üzerine de WhatsApp'tan bazı kısıtlamalar gelecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.